Elbette benim de birkaç duygum var. Bir proje ve bir meydan kavramı ne demektir, ne ifade eder bir şehirle ilgili? Bunları sizinle paylaşacağım. Ama burası benim çok özel bir noktam. Çünkü ben tam 34 yıl önce hemen karşıdaki okulda eğitim yaşamını başlatmış üniversite olarak İstanbul Üniversitesi'nde yaşamını burada geçirmiş birisiyim. Ve o günden beri aslında Avcılarlıyım. Burada tabii en eski Avcılarlı Yüksel Çengel Başkanımız, onu kabul ediyorum. Bizim büyüğümüz, ağabeyimiz. Ama ben de fena sayılmam. Yani 34 sene niye fena sayılmam? Çünkü burada okurken ister istemez burasıyla Avcılarla bağlarınız oluyor. Örneğin buradaki henüz stad olmadan toprak haliyle o toprak sahada öylesine gelip top peşinde koşmak değil, resmi maçlar oynamış bir kardeşinizim, hemşerinizim. Az önce projenin detaylarına gireceğim ama ne yazık ki belediye başkanımızın üzerine basa basa anlattığı buradaki caminin de cemaatiyim. Dolayısıyla süreci iyi anlamak lazım. Bir caminin yapılması engelleniyor. Bu cami defalarca içinde bulunduğum bu cami yıllar önce yapılmış ama ne yazık ki depreme dayanıksız olduğu için Silivri'deki sallantıdan sonra yıkılması öngörülmüş. O günden itibaren aslında süreci devam ettiriyoruz. Projeyi çalışıyoruz. Ve günün sonunda buradaki meydan projesi olgunlaşınca en az 6-7 kez buraya duyduğum hassasiyetle, ki bir kısmına belediye başkanımız da eşlik etti, burada nasıl bir entegrasyon sağlamalıyız? İyi biliyorsunuz, özellikle buradaki üst geçitler yapıldıktan sonra işte Marmara Caddesi'nden D100 karayoluna yayanın bağlantısı, meydanla D100 karayolunun yani metrobüsün bağlantısı, yine metronun bağlantısı noktasında hassas bir bölge. Ben orada bir yaya olarak yıllar öncesinden, şimdi daha kalabalık, bir yaya olarak kuyruk gibi metrobüse gittiğimizi ya da metrobüsten kuyruk gibi Avcılar'a girdiğimizi bilirim. Daracık bir yolu vardır çünkü. Dedim ki arkadaşlara, burayı çok sağlıklı bir meydana İnsanların Avcılar'a girerken hem güzel bir camiyi görmeleri hem oradaki camiyle ilişki kurmaları, bundan daha iyi bir şey olabilir mi? İlişki kurmaları ve tabii ki aynı zamanda ibadet etmeleri, farklı ihtiyaçların da görüldüğü, işte taziye evi gibi, kütüphanesi gibi, konferans salonu gibi noktaların da olduğu güzel bir cami tasarımıyla çalışın demiştim. Bir müftü bizi dava etti. Buraya yürütmeyi durdurma kararı aldı. Niye? Küçükmüş cami. Yani 800 kişi kapalı alan, dışarısıyla beraber 2000 kişiyi bulan ibadet noktası olacak bir yeri küçükmüş. Yani bir şehirde bakın 3 yol ağzı, hem köprü geçişi, hem D100'e bağlantı yolu, hem yaya geçişi, hem D100. Böyle bir kavşak noktada büyük yapacağız hani hayali. Neymiş? Binlerce kişinin oldu. Ya kardeşim, oraya binlerce kişi gelemiyor bile. Buranın bir girişe çıkışa güzel bir karşılamaya muhtaç. Ki alt geçitle meydanla bağlıyoruz. Daha sonra hemen karşıda Cerrahpaşa diye, şimdi biliyorsunuz Yunan Üniversitesi'nin ismi değişti. Oranın yerleşim planına da gittim baktım. Bu kadar ısrarlı baktım. Baktım orada üniversitenin içerisinde kocaman bir cami tasarlanmış zaten. Hemen karşısı. 200 metre karşısı. Hatta ben dedim ki ya burada zaten büyük bir cami var. Burayı boğan değil. Burayı boğan değil. Ferahlatan bir cami yapılmalı. Sonra dediler ki ya bir de müftülük istiyorlar ısrarla. Onun için bunu zorluyorlar. Yazı yazın dedim. Hazine
ya da mali emlak, milli emlak neyse, devletin bir yerde arsası varsa onu bize göstersinler. Avcıların müftülük binasını da biz yapacağız dedim Büyükşehir Belediyesi olarak. Hiç sorun yok. Ama oraya sığmaz dedim. Orası zaten bir avuç içi kadar yer. Oraya sığmaz. Orası seyircilik açısından ferahlatan bir şekilde avcıların girişi orası. Meydanla buluşma yeri orası. Mesele üzüm yemek değil. Mesele bağcıyı dövmek. Ben bu aklı tanıyorum. Ben bu aklı biliyorum. Ne biliyor musunuz der? Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı buraya cami yapmasın. Derdi bu. Ben bu müftü aklını tanıyorum bakın. Beylikdüzü Belediye Başkanımız burada. Bize Beylikdüzü'nde cami yaptırmadılar. Zorla yaptık. Ben kaçak cami yaptım biliyor musunuz? Mecburen kaçak cami yaptım ya. Bunu hatırlatıyorum, mecburum. Daha ileri gideyim mi? Camiye imam vermedi aynı müftü. Karadeniz fıkrası gibi değil, değil mi? Dedim ki vermesinler, gider imamlık yaparız, yapacak bir şey yok. Ayıp. Bakın ayıptır, günahtır. Yapmayın. O koltuklarda siyaset yapmayın. Ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na, daha önce bu konuyu anlattırdığım İstanbul müftüsüne sesleniyorum. Ayıptır, günahtır. Bu işe müftülüğü, insanların inancının bir nevi oradaki liderini siyasete alet etmeyin. O işin arka planındaki siyasi irade aklını ben biliyorum. O akıl olmasa yürütmeyi durdurmaya, orada gördüğünüz 800 kişilik cami projeyi gördünüz. Bakın tam proje önünüzde. Şuna mescit diyecek, mescit diyerek yürütmeyi durdurma mahkemesini açan akıl kötü niyetli akıldır. Size bir şey daha söyleyeyim. Yine Beylikdüzü'ndeyken müftülük binası yaptık. Çok şık. Yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız şahit. Bizi kaçak müftülük yapmakla yine müftü şikayet etti. Yine fıkra gibi değil mi? Ve o müftülüğü bitirdik. Ta 2017'de 18'de taşınacağı müftülüğe herhalde 2-3 sene önce taşındılar değil mi başkan? Yaklaşık. Niye? İnat. Ne dert ne biliyor musunuz? Ya CHP'li belediye müftülük yapar mı? Bakın neyi konuşuyoruz? İnançta, inançta en temel şeyi, yani siyaseti dine alet etmemeyi. Benim inancımı sorgulayacak, ister adı müftü olsun, ister adı başka bir şey olsun. Benim inancımı sorgulayacak insan daha anasının karnından doğmadı. Bu ülkede kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Dünyada kim kimin inancını sorgulayabilirmiş? Böyle bir şey olabilir mi? Ya taziye evlerimizi engellemeye kalktılar Beylikdüzü'nde biliyor musunuz? 7-8 tane bitirmiştik. Şimdi başkanımız onun sayısını 13-14 yaptı. Bakın taziye evlerimizi engelleme. Niye? İki otobüs zabıta yıktılar oraya. Başkanımız hatırlar Yakuplu'da. Yakuplu'daki taziye evini nasıl yaparlar diye iki otobüs zabıta Yüksel abi. Büyükşehir zabıtası. Sen mi iki otobüs zabıta yüklersin oraya? Biz de gelir 2019'da Büyükşehir seçimini çatır çatır alırız kardeşim. Bu kadar net. Ya akılsız baş. İnanın akılsız baş. Bakınız. Bakınız buradan bunu anlatıyorum. Burada çok kıymetli siyasi partilerimizin başkanları var. Çok kıymetli Gaziler Derneğimizin Nurettin abi benim ağabeyimdir. İlçe başkanı iken tanıştık. Defalarca gelmiştir, gitmişizdir. Güzel gazi büyüklerimiz burada. Az önce avcılar da oturup görünce mutlu oldum. Gençleşmiş, taşeronluğumu yapardı. Kıymetli bir ustamızı gördüm. Sarıldım, aklıma geldi. Biz beraber yaşadık, yani ettik.
kimseyle o zaman da gider, beraber ibadetimizi yapar, döner işimize, şantiyemize döner. Hayatı böyle yaşadık biz. Şimdi hayatı başka bir şeye vermeye çalışıyorlar bu ülkede. Bakın buradan ihbar ediyorum. Kime? Dini siyasete alet edip bu tür hizmetlerin önünü kesmeye çalışan bir kısım memuru, bir kısım amiri ya da avcılardaki müftüyü şikayet ediyorum. İhbar ediyorum. Kime ihbar ediyorum? Hükümetin başına. Sayın Cumhurbaşkanından tutun. Kim var ise Diyanet İşleri Başkanı, parti, efendime söyleyeyim, bakana kadar şikayet ediyor. İlk defa bu konuyu anlatıyorum. Bakın hiçbir yerde ağzımı açmadım. Peki ilgili kişilere gitmedin mi? Hayır, yolladım. Vali Bey'e yolladım, müftüye yolladım. Herkese anlatıldı bu konu. Herkese. Bu işe çözüm bulmuyorsunuz. Peki başkanımız buradan Filistin'deki acıya, oradaki derin acıya mesaj yolladı. Bu acının dinmesi ve barışın gelmesi. Niçin acı var biliyor musunuz? İnancın istismar edildiği her yerde acı vardır, zulüm vardır. İnancı istismar eden her toplumun içerisinde katliam vardır, zulüm vardır. Onun için biz bu şehirde ve ülkemizde inancımızı, inançları, herkesin inancı kendine, kulla Allah arasında. Herkesin inancı kendine, inançları kendi çıkarlarına, kendi yaşamlarını iyileştirmeye ya da iktidarlarını sağlama almaya, korumaya, kullanmaya kalkan kim var ise sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz kardeşim. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ben bunları anlatırken içim cız ediyor. Niye cız ediyor? Ben o caminin cemaatiyim ya. Ben o camide 17, 18, 19 yaşında o caminin cemaatiydim. Ha, o daha sonrasında da. Sen kalkıyorsun, bugün geldin, yarın belki başka bir yere gideceksin müftü olarak. Bu şehirdeki insanların hakkını gasp ediyorsun. Masaya bile oturmuyorsun. Kasıtlı davranıyorsun. Ayıptır. Ayıptır. Bu kadar niye anlattın? Evet, anlatacağız kardeşim. Öyle kolay değil işte meydan yapmak veya hayatı değiştirmek. Anlatacağız. Bu yanlışları anlatacağız. Ama aynı zamanda arkamıza yaslanıp işimizi nasıl güzel yaptığımızı da anlatacağız.